Herkese Sydney Motorlog'dan selamlar. Bugün Avustralya Müzesi'ni geziyorum ve şu anda aborjinlerin hikayelerini anlatan bir bölümdeyim. Burada aborjinlerin kullandığı bütün eşyalar, gereçler, kanolar, savaş araçları, mızraklar, her neyse. Hepsi burada. Size bunları göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Size şuradan kanoyu göstererek başlamak istiyorum aslında. Bu onların kullandığı kanolardan bir tanesiymiş. Burada da bunlar nedir? Shields. Evet, korumak için kullandıkları shields. Değişik boyutlarda ve size'larda başka farklı alanlarda bulunmuş koruma şeyleri. Bunlar da nedir? Bu da shields olarak geçiyor. Shields. Shields'ın ne olduğuna hemen bakıyorum. Kalkan, evet. Kalkanlar. Burada da baltalar var. Kesim aletleri. Ağaçları kesmek için kullandıkları. Bir tanesi kanguru dişini oymak dişli oyma aletiymiş. Sanırım şu tahta oymak için kullanmışlar bunu. Burada da savaş aletleri kesinlikle. Evet. Mızraklar ve kılıçlar var. Aynı zamanda kalkan. Bunlar da possumlardan. Bu fare gibi ama daha doğrusu platypus gibi bir hayvan aslında. Kedi boyutunda. Onun derilerinden yapılmış bir örtü. Üstlerini örttükleri. Bunlar da seremonilerde kullandıkları incik boncuklar. Bunlar da Torres Island'da, yani buraya Avustralya bağlı olan adalarda yaşayan kabilelerin kullandığı eşyalarmış bazıları. Bunlar didgeridoos. Bunlar Avustralyalı aborjinlerin çalgı aletleri. Didgeridoos diye geçiyor adı. Kullandıkları sepetler. Tunga, sepet. Sırtlarına basıp yük taşıdıkları sepetlermiş. Bunlar anıt gibi. Yani isimleri o kadar farklı ki telaffuz etmek çok zor. Bunlar el örgüsü, fabric, kumaşlar. Heykelleri var. All humans must die. Bütün insanlar ölmeli diyor. Tiwi. Bu Tiwi adasının eşyalarıymış. Okyanusta ufak bir ada. Çok enteresan totemleri. Oh, wow. Bunlar tabii Allah'a inanmadıkları için
mesela balinaya inanıyorlar ya da farklı totemleri var. Değişik şeyler. Baranji Yagu Bara Bugu. Dediğim gibi enteresan isimler. Burada bir köpek balığı, yengeç ve nedir o? Domuz değil, Tazmanya canavarına benziyor. Bu kokonat ağacından yapılmış bir kano. Ne kadar enteresan. Burada da başka bir kano var. İpler. Oh wow. Balık tutmak için kullandıkları ipler. İğneleri görüyor musunuz? Okay. Bunlar nedir? Fish poisons. Burada kano yapmak için kullandıkları yapraklar ve çalı parçaları herhalde. Balık ve yengeç yakalamak için kullandıkları tuzaklar bunlar. Şu mızraklarla balık yakalıyorlar, adalılar. Kürekleri var. Burada ada hakkında bilgiler var. Değişik kabile aslında bunlar. Çok fazla değişik kabileleri var. İnteresan bilgiler. Daha önce görmemiştim aslında bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu da yorumunuzu beğenmeyi unutmayın. İyi olmalısınız. İyi olmalısınız. Unutmayın lütfen. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.